Soru: Bu bölgedeki mescitlerin hatiplerinden birisi hutbe okudu. Hutbede Selman'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği ve Şaban ayının son günü insanlara yaptığı bir hitabeden söz edildi. Cemaatin içinden bir kardeş halkın önünde ona açıkça şu sözlerle itiraz etti: Selman hadisi uydurma hadislerdendir. Şu hadis de uydurmadır dedi. Her kim bir oruçluyu doyurursa Allah da ona benim havzımdan öyle bir yudum su içirir ki o artık cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmez. Şu hadis de uydurmadır dedi. Her kim kölesinin hizmetçisinin yükünü hafifletirse Allah da onu cehennemden azat eder. Bu kardeşimiz devamla şöyle dedi: Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı uydurulmuş birer yalandır. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan uydurursa cehennemden yerini hazırlasın. Bu hadis sahih midir yoksa değil midir? Allah'a hamdolsun. Selman'ın Allah ondan razı olsun hadisini İbn-i Huzeyme sahihinde rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Eğer haber sahih ise Ramazan ayının faziletleri babı. İbn-i Huzeyme daha sonra şöyle demiştir: Bize Ali bin Hacer Es-Sadi haber verdi. O dedi ki, bize Yusuf bin Ziyad haber verdi. O dedi ki, bize Hemmam bin Yahya haber verdi. O, Ali bin Zeyd bin Cedan'dan, o, Said bin El-Müseyyib'den, o da Selman'dan nakletti. Selman şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayının son günü bize hitap etti ve şöyle buyurdu: Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah-u Teala o ayda oruç tutmayı farz ve gecesini ibadetle geçirmeyi de nafile bir ibadet kılmıştır. Kim bu ayda iyi bir hasletle Allah'a yaklaşırsa, bu ayın dışında farzı eden kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı eda ederse, bu ayın dışında 70 farzı eda eden kimse gibi olur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay hayır ve iyilik ayıdır. Müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun içinde olur. Sahabe dediler ki, hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz. Buyurdu ki, Allah-u Teala bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Kim kölesinin yükünü hafifletirse Allah da onu cehennemden azat eder. Bu ayda 4 hasleti çoğaltın. Bunlardan 2 tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz. 2 tanesine de ihtiyacınız vardır. Rabbinizi razı edeceğiniz 2 haslet, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve ondan af dilemenizdir. Müstağni olamayacağınız 2 haslete gelince, Allah'tan cenneti istersiniz ve cehennemden ona sığınırsınız. Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa,
Allah da ona benim havzımdan bir yudum içirir ki artık o cennete girinceye kadar bir daha susamaz. Bu hadisin senedinde Ali bin Zeyd bin Cedan vardır. Hafızasının kötü olması sebebiyle zayıftır. Ayrıca Yusuf bin Ziyad el-Basri vardır. Onun rivayet ettiği hadis de münkerdir. Ayrıca bu hadisin senedinde Hemmam bin Yahya bin Dinar el-Avdi vardır. İbni Hacet et-Takrib adlı eserinde onun hakkında sika olduğunu ve zaman zaman vehme kapıldığını söylemiştir. Buna göre söz konusu hadis bu senetle uydurma değildir fakat zayıftır. Bununla beraber Ramazan ayının faziletleri pek çok sahih hadisle de sabittir. Başarı Allah-u Teala'dandır.